Herkese selamlar, hoş geldiniz. Bu videoda Asus'un 4K OLED ekranıyla özellikle iş ve eğitim odaklı bilgisayar arayanlar için biçilmiş kaftan olan ZenBook Flip S modelini detaylı bir şekilde inceliyoruz. ZenBook Flip S, Intel Tiger Lake teknolojisi ve 4K OLED ekranıyla harika görünümlü bir melez bilgisayar. Peki sizin için doğru bir aday mı? Gelin hep birlikte görelim. Arkadaşlar, videoya geçmeden önce destekleriniz benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hazırsanız detaylara geçiyorum. Asus ZenBook Flip S, Asus'un lüks dizüstü bilgisayar serisinin en son üyelerinden biri. Adından da anlaşılacağı gibi bu bir hibrit dizüstü bilgisayar. Yani burada çadır ve tablet konumları arasında geçiş yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz bu modlarda bilgisayarı. Güzel özelliklerinden biri de şu ki bu dizüstü bilgisayar Intel Tiger Lake işlemciyle donatılmış. Tabii bu tek göz alıcı özelliği değil. Ayrıca 4K OLED dokunmatik ekran ve Thunderbolt 4 de dikkat çekici diğer detaylar arasında yer alıyor. Tüm bunların ardından peki fiyatı ne kadar diyebilirsiniz? Şöyle ki evet, bu uygun fiyatlı bir cihaz değil, ancak sundukları ve rakipleriyle rekabeti göz önüne alındığında verilen parayı hak ediyor diyebiliriz. Tasarımdan başlayacak olursak Asus'un buradaki tasarım ve stil anlayışı gerçekten çok şık. Gövde koyu ve mat alüminyumdan yapılmış. Kenarlarda bakır tonuyla tamamlanmış. Menteşeler ve kapaktaki Asus logosu da aslında bunları tamamlıyor. Yapı kalitesini de etkileyici buldum. Taban böyle olduğu yere oturuyor. Ekranda sağlam ve pürüzsüz menteşe hareketiyle güçlü duruyor. Güven verici bir makine olduğunu onu elinize aldığınızda zaten anlıyorsunuz. Bu arada tüm bunlara rağmen ağır bir cihaz değil. 1.2 kilogram ağırlığında ve 14 milim kalınlığında. Bu onu aslında oldukça taşınabilir de kılıyor. Hatta şarj adaptörüyle bile oldukça taşınabilir bir cihaz. Çünkü şarj adaptörü de çok ağır veya büyük değil. Yani çantanıza atıp rahatlıkla gün boyunca bu cihazı taşıyabilirsiniz. Sol kenarda geleceğe hazır olduğuna işaret eden ve Thunderbolt 4'ü destekleyen 2 adet USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Sağda ise tam boyutlu USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası yer alıyor. Windows Hello'yu destekleyen 720p web kamerası da var bu arada cihazda. Kutuda ses ve Ethernet için adaptörle ekran kalemini de bulacaksınız. Aslında kulaklık girişi, kart okuyucu veya parmak izi okuyucusu olmadığı için burada biraz hayal kırıklığına uğradım. Web kamerasının gizlilik kapağı da yok. Gerçi bunu harici olarak da alabilirsiniz, dışarıda satılıyor ama olsa iyi olurmuş. Bunun yerine kamerayı devre dışı bırakmak için klavyede kısa yol var. Bunu da unutmayın arkadaşlar. İyi aydınlatılmış bir alanda yaptığım bazı çekimlerde, web kamerasıyla yaptığım çekimlerde yüzümdeki ayrıntılar benzer web kameralarından daha iyiydi. Bu arada web kamerası dizüstü bilgisayarınızın kilidini Windows Hello aracılığıyla açmak için yüz tanımayı da destekliyor. Bunu her kullandığımda hızlı sonuçlar aldım. Genellikle hızlıca kilit ekranından masa üstüne gelebildim. Ekranın altında büyük bakır renkli bir şerit var. Ancak bunu ekranı yalnızca 360 derece çevirdiğinizde görüyorsunuz ve dikkat çekiyor. Çarpıcı bir kontrast, ancak biraz gölgede kalmış diyebilirim. Yani ekranı çevirmeniz lazım ki o detay gözünüze çarpsın veya gelsin. Asus hibrit ve geleneksel dizüstü bilgisayar alanında sürekli bir rekabet içinde arkadaşlar. M1 işlemcili Apple MacBook'lar veya işte özellikle de MacBook Air ve Dell XPS 13 bunlardan yalnızca ikisi. Dell de bir dizüstü bilgisayar, o da Asus gibi dönüştürülebilir yapıda. Tabi Microsoft'un Surface Book 3'ü de var ama o başka bir rakip. Şimdi burada kıyaslayacak olursak M1'li MacBook Air Asus'tan daha ağır ve kalın arkadaşlar. Dell ise benzer boyutlar sunuyor ama yine de Asus'tan biraz ağır. Asus burada aynı zamanda Ergolift menteşe tasarımını kullanmış diğer birçok modelinde olduğu gibi. Yani kapağı geriye doğru açtığınızda taban biriminin arka kısmı hafifçe yukarı kalkıyor. Bu da biraz daha rahat bir yazma pozisyonu sağlıyor sizlere. Aynı zamanda cihazın altındaki hava akışını da iyileştiriyor. Bu da önemli bir detay çünkü. Flip S dönüştürülebilir bir cihaz dedik. Ekranı ters çevirebilir ve tablet olarak da bu cihazı kullanabilirsiniz. Gelelim klavye konusuna. Şimdi ZenBook'un gömülü klavyesi 1.4 milimlik düzgün bir hareket mesafesi sağlıyor. Tuşlar geniş ve cihazın yanlarında ve tuşların üzerinde bulunan bakır renk parlak beyaz bir arka ışıkla tamamlanmış. Düzen bence burada oldukça makul. Bir dizi ekstra işlev düğmesi de var. Bunlar size sunuluyor. İmleç tuşları ayrılmış ve güç düğmesi de klavyede değil, hemen yanında sağ köşede duruyor. Tuşlar canlılık ve rahatlık arasında mükemmel bir denge kuruyor. Parmak yorgunluğuna neden olmadan saatlerce kullanılabilir bir yapıda. Sessizler mi? Evet, son derece sessizler. Yazım testinde dakikada 119 kelimeye ulaşabildim ki bu benim için normalden daha yüksek bir rakam. Klavyeye geniş, doğru ve hızlı düğmelere sahip bir izleme paneli de eşlik ediyor. İzleme dörtgeni ayrıca akıllı bir özelliğe de sahip. Burada fiziksel olanın eksikliğini telafi etmek için dokunmaya duyarlı sayısal bir tuş takımı var. Onu da hemen touchpad'in sağ üst köşesinden
etkinleştirebiliyorsunuz. Bu klavye aslında bir Apple veya Dell cihazında bulacağınız her şey kadar iyi arkadaşlar. Rahat yazı yazabilirsiniz, maillerinize cevap verebilirsiniz veya günlük kullanımda herhangi bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Parmak izi okuyucunun olmaması Asus'u rakiplerinin gerisinde bırakan tek alan bence. Gelelim ekrana, çünkü burada birinci sınıf OLED 4K kalitesinden bahsediyoruz. ZenBook muhteşem bir özellik olan 4K çözünürlüğe sahip 13.3 inç OLED dokunmatik ekrana sahip. 331 ppi yoğunluk seviyesi bu paneldeki her şeyin lüks bir şekilde keskin olduğu anlamına geliyor. Son dönemde test ettiğim laptoplar arasında en iyi ekrana sahip cihaz diyebilirim Asus için. Ekran kristal gibi parlıyor açıkçası arkadaşlar. Zaten bunu siz de herhangi bir içerik izlerken fark ediyorsunuz. ZenBook'un panelini test etmek için bir renk ölçer de kullandım. Sonuçlarım mükemmel kontrast sağlayan bir OLED ekranda sonuçlandı. Şöyle ki, buradaki siyah gölgeler gerçekten derin arkadaşlar. 502 nitlik en yüksek parlaklık ise renkleri işlerken büyük canlılık ve nüans sunuyor. Backlight yani arka ışık ise içeride veya dışarıda kullanım için yeterince güçlü. Parlak güneş ışığı altında da bu ekranı rahatlıkla kullanabilirsiniz. 6622 Kelvin renk sıcaklığı da gayet iyi. Bu panelin ne aşırı doygun ne de soluk olmasını sağlıyor. Ekran sRGB, Adobe RGB ve DCI-P3 renk gamlarının %95'inden fazlasını işleyebiliyor. Bu nedenle her renk alanını yönetebiliyor. Tek dezavantajı 3.57'lik Delta E skoru arkadaşlar. Ancak bu bir felaket değil ya da kötü olduğu anlamına gelmiyor. Renkler doğru kalıyor ama bu alanda bazı paneller ondan daha iyi diyebiliriz. Asus'un OLED ekranı aslında rakiplerinden biraz daha iyi. Neden derseniz Apple ve Surface'den daha fazla piksele sahip ve Dell için de ekstra para harcamanız lazım. Yani bir üst modelini almanız lazım para verip. Yükseltilmiş paketi almak zorundasınız aslında açık söylemek gerekirse. Günlük kullanım, medya görüntüleme ve renge duyarlı bazı çalışmalar için Asus ZenBook Flip S'in ekranı burada galip geliyor diyebiliriz rakipleri karşısında. Burada birinci sınıf ekrana sağlam hoparlörler de eşlik ediyor. Bu boyuttaki bir dizüstü bilgisayarda beklediğimden daha yüksek ve net ses var arkadaşlar. Hoparlör aynı zamanda İyi tamamlanmış orta aralık ve bol derinlik sunabiliyor. Üst uç çok tiz değil ve hatta biraz bas da duyabilirsiniz burada. Medya, müzik gibi günlük işler için yeterince iyiler. Herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Sıradaki konumuz ise performans. Intel'in Tiger Lake mimarisi burada performans anlamında iyileştirmeler vaat ediyor. Core i7-1165G7 işlemci şu anda bir dizüstü bilgisayarda bulabileceğiniz en iyiler arasında yer alıyor. Cihazın geriye kalan teknik özellikleri ise makul düzeyde. Burada ne var derseniz 16 GB RAM, 1 TB SSD, çift bantlı Wi-Fi 6 ve Intel'in güncellenmiş Iris Xe grafik kartından bahsediyoruz. ZenBook'un CPU'sunu test etmek için bazı yazılımlar da kullandım. Performans benchmark testleri yaptım. Dell XPS 13 aynı Yonga'yı kullanıyor, işlemciyi kullanıyor yani ve çok iş parçacıklı testte bundan biraz daha hızlıydı. Yani Asus'tan bir tık daha hızlıydı. MacBook Air'da M1 yüzünden Asus'tan bir adım daha önde diyebilirim. Ama tabi bu cihazın yavaş olduğu anlamına gelmiyor. ZenBook'ta Handbrake ile 4K videoyu 1080p'ye dönüştürdüğümde cihaz biraz zorlandı. Burada aldığım sonuç 22 dakika 30 saniye kadardı arkadaşlar. Dell XPS 13 bunu yaklaşık 18 dakikada tamamlamıştı. Bu dizüstü bilgisayar aslında termal yeteneklerinin sınırında çalışıyor. Yani bayağı zorlayabiliyor kendini. Zorlu çalışma koşullarında onu test ettiğimde makine sessiz kalmasına rağmen alt taraf biraz ısındı. O da şöyle oldu, onu da açıklayayım yani ne kadar sıcaklığı gördüm burada. Tiger Lake'li sistemde Cinebench R20'yi 20 kez çalıştırdım arkadaşlar. CPU burada ortalama 63 santigrat dereceyi gördü. Bu sıcaklıkla ortalama 2 GHz hızında çalışabiliyordu işlemci. Klavyenin ortasında G ve H tuşları arasında dizüstü bilgisayar 42 santigrat dereceydi. Dokunmatik yüzey ise daha soğuktu. Burada 34,5 santigrat dereceden bahsediyoruz. O civarlardaydı. Testlerim sırasında dizüstü bilgisayarın altı ise en sıcak noktaydı. O da 54 santigrat dereceydi. Yük altında evet sıcak ama normal kullanımda herhangi bir sorun yaşamadım. Yani günlük işlerinizi yaparken elinizi yakacak türde bir sıcaklık hissetmiyorsunuz. Öte yandan Asus günlük işlemlerinizin üstesinden gelmek için yeterli güce sahip. İster webde gezinme, ister ofis uygulamalarını kullanma veya
Hepsinin karışımı olsun, her zaman duyarlı ve yetenekliydi. Verdiğiniz işlemleri, görevleri sıkıntısız yerine getirebiliyordu. Bunda şüphesiz SSD'nin hızlı okuma ve yazma hızları da yardımcı oluyor. Yani bunlara yardım ediyor. Bu durum ayrıca sabit sürücüye veri kaydetme ve yükleme işleminin hızlı gerçekleşmesini de sağlıyor. Çünkü buradaki SSD gerçekten hızlı bir SSD arkadaşlar. ZenBook'la aynı zamanda hafif fotoğraf düzenleme ve yaratıcı çalışmaların üstesinden de gelebilirsiniz. Bazı çalışmalar yapabilirsiniz işte Adobe Lightroom veya Premiere gibi. Oyun oynamak istiyorsanız bu makineden fazla bir şey beklemeyin. Zaten bu bir oyun laptopu da değil arkadaşlar. Şöyle ki bu makine yalnızca düşük kaliteli ve sıradan oyunları oynayacaklara küçük bir destek sunabilir. Yani oyun anlamında burada çok fazla bir şey beklemeyin. Gelelim pil ömrüne. Ekranı 150 nit'e ayarladıktan sonra Full HD video döngü testime aldım. Asus'un pili burada yaklaşık 11 saat 46 dakika kadar dayandı. Bu da M1 destekli MacBook ile neredeyse aynı seviyede. Ekran parlaklığını arttırmak uzun ömürlüğü tabii ki de engelliyor. Hani burada hepimiz aynı fikirdeyiz. OLED ekran maksimumda çalışırken video testinden aldığım sonuç ise 9 saat 20 dakikaya kadar düştü. İş testlerinde fark daha belirgindi. Şöyle ki 150 nit ekranla Asus 9 saat 40 dakika kadar ayakta kalabiliyor. Ancak ekran tam kapasiteyle çalışırsa pil ömrü 6 saate kadar düşüyor. Kullanım sırasında ekranı tam parlaklıkta çalıştırmadığınız sürece burada tüm gün kullanım için yeterli pil gücü var arkadaşlar. Bu tabii ki de iyi arkadaşlar, ancak güce aç olan OLED ekran Asus'un ikinci bir güne dayanamaması neden oluyor. O halde sonuca bağlayacak olursam Asus ZenBook Philips S'in beni etkilediği pek çok alan var. Hibrit tasarım ve mükemmel yapı kalitesine ek olarak kullanışlı bir klavye, 1. sınıf 4K OLED dokunmatik ekran ve sağlam hoparlörlerle birlikte geliyor. Bunları göz önüne aldığımızda bu makinenin Microsoft, Dell ve Apple'ın dizüstü bilgisayarlarından bazılarıyla kolayca yarışabileceğini söyleyebilirim. Aynı kulvarda olacaklarını söyleyebilirim. Genel olarak bileşenler günlük işlerin üstesinden gelmek için yeterince iyi. Bunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. İkisi bir arada dönüştürülebilir 4K OLED ekran ve ince bir kasada şık görünüm istiyorsanız Asus'un ZenBook Philips S modeli listenizde ilk sıralarda yer almalı. Ancak dediğim gibi daha performanslı bir şeyler arıyorsanız Asus'un diğer modellerine de bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videonun da burada sonuna geldik. Umarım Asus ZenBook Philips S hakkında sizleri bilgilendirebilmişimdir. Merak ettiğiniz veya değinmediğim başka konular varsa alt tarafta yorumlarda buluşalım. Değinmeye çalışırım, sizi bilgilendirmeye çalışırım. Yeni videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay, kendinize dikkat edin. Takipte kalın.